Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün bir gizli vlog yapayım dedim size. Şu anda neredeyiz? Antalya Çıralı'dayız. Olympos Çıralı müthiş bir yer. Dünyanın en güzel plajı. Dünyada seçilmiş. Ve deniz pansiyonundayım. Burası bir kısa zamanda arkadaş olduğum Ramazan adlı kardeşimin pansiyonu. Şimdi size biraz pansiyonu gezdireyim. Sahilde gideceğiz. Şöyle. Bakın. Bu pansiyonun girişi. Şimdi burası pansiyonun ön bahçesi. Gördüğünüz gibi yeşillikler içinde. Ağaçların altında hamaklar. Bir de Golden Retriever köpeğimiz var. Köpeğimizi çekelim. Çamur. Çamur ne haber? Çamur. Tamam, köpeğimizi çektik. Gidelim şimdi. Şöyle gel. Bakın zeytin ağaçlarının içinde. Zeytinleri çekelim. Tabii zeytinleri yiyemedik ama olmuş. Bayağı bir zeytin var. Olmamış sene olacak. Şöyle. Arabamı tanıyorsunuz bazı videolardan. Yine zeytin ağacı da. Şu anda kahvaltı yapıldı, temizlik yapılıyor. İşte sen de alıyoruz biraz. İki bilirsin ha. Yemek yeme yeri burası arkadaşlar. İsyan bu masalarda yiyor. İsyan buraya ne diyordunuz? Köşk mü? Köşk var. Köşkler, köşkler var. Şöyle oturup böyle gölgede yer masasında kurulup yiyebiliyorsunuz. Gel bizi çekin bizi. Bu da dede ve torun burada. Mısır tanıyorsunuz videolardan. Mısır'ın keyfi yerinde. Bu sefer kameramanlık işi ablasına verdik. Mustafa babam. Oh. Şöyle gidelim. Burası dışarıda yemek yemek istemeyenler için. Burası yatacak yerlerin ve bungalovların olduğu yer. Portakal ve mandalina ağaçları içinde. İşletmemizin sahibi Ramazan Bey. Çok iyi bir arkadaştır. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, çok iyi. Siz nasılsınız? İyidir. Tanıştığım için memnun oldum. Nasıl? Memnun oldunuz mu işletmenin? Çok memnun oldum, çok güzeldi. Özellikle akşam yediğimiz yemekler harikaydı. Ama çekme fırsatımız olmadı. Mükemmeldi ama fotoğrafını çektim, fotoğrafları atacağım. Çok sağ olun. Çünkü köftemiz özeldi. Evet. Senin için de özel yaptık zaten. Arkadaşlar burası tam bir aile işletmesi. Kesinlikle... Burası... Hür topoz, zır topoz adam yok burada. Herkes kaliteli. Tam böyle keyfini, rahatını düşünen insanlara göre. Sessiz, sakin, mükemmel yemekler, konfor mükemmel, gölge süper, ağaçlarımız süper. Bu ağaçlardan koparlar limonlarla mesela yemek yedik.
Tatlar mükemmel. Sizin isterseniz limon koparayım bir ağacından gelmiş şöyle. Buyurun. Siz kendi elinizle. Bu limonlar bir 15 gün sonra oluyor esas. Şu anda daha hafif hafif olmaya başladı. Mükemmel. Bunu müşterilerimize de salatada, balıkta kesiyoruz. Çok güzel oluyor, memnun oluyorlar. Çay ve sıcak çaylara koyuyoruz böyle aynı orlet gibi çiyle. Çok güzel oluyor. Götüren kadar evde olur değil mi o? Tabii tabii, bunu seni hediye ediyorum. Bunu eve varınca bizleri de hatırlarsınız. Seni unutmak mümkün mü Ramazan olsa ya? Şöyle Reşat abicim, siz de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Bunu da giderken şey yapın. Arkada aile odalarımız da var güzel böyle. Çekil. 4 kişilik rahat bir şekilde kalabiliyorlar. Büyük bungalov bize gösterir misin Ramazan Bey? Tabii. Bir de bir hurma ağacı varmış. Onu görmedim. Onu merak ediyorum. Hurma bahçemizde şu anda 2-3 tanesi bayağı büyüdüler. Bizim annem babam. Şimdi annesi. Şu anda canlı yayın. Burası arkadaşlar tam bir aile işletmesi. Anne, çocuklar, baba, elemanlar hep aile bir sürüler. Keçi sütü ve köy yumurtaları, keçi sütü hazırlıyor annemiz. Oo. Reçeller falan. Limonların ağacını ben evveli keçimiz vardı. Keçimizi ben kırkardım, ata darakta darardım. Ondan sonra bir de yayda atardım, yay orada köşte. Eğirirdim, ipini örerdim, kuyulardan su çeker, de ağaçları öyle büyüdü. Evet tabii zahmetli. Tabii. Şimdi bakma, şimdi denem alır. Olsun olsun, gene güzel. Yumurta yedik ama köy yumurtası. Afiyet şahaneydi. Olsun. Şahaneydi. Şahaneydi. Bu ana geldik hemen 25 sene zebzecilik yaptık. 25 sene. Bir odanın içinden. Çocuklar da küçüktü. Bak helikopterde çekebilirsiniz Helikopterle zenginler çıralı tur yapıyor. Hurma ağacını çekelim. Hurma ağacının gölgesine geçelim. Arkadaşlar bakın bu hurmayı Antalya dışında kimse böyle göremez. Çünkü hiç başka yerde olmuyor. Aa, ben de buna hastayım ya. Bu hurma işte ben bu hurmaya hastayım ya. Ya genelde bunlar Medine Mekke tarafında oluyor. Bizim burada da oluyor. Ben hastayım bu hurmaya. Çok güzel. Portakal ağaçlarımız da var Suna. Portakal ağaçlarımızı çekelim. Şu mandalin. Mandalinimiz var. Mandalinler. Alalım meyve ağaçları. İncir ağacımız da var aynı zamanda. Benim kaldığım bungalov çekelim. Bakın arkadaşlar ben burada kaldım. Burası aile odalarımızın bulunduğu yer. Evet. Şu anda portakallar ve dutlar arasında yeşil alan. Burası 1+1. Abi burası saklayacağım. Kimse bilmiyor burayı ya. Abi burası şöyle Antalya'nın yani 3 kilometre yani 3200 metre plajı var buranın. Değil mi? Olimpos bir taraf, bir taraf Yanartaş. Yani gerçekten güzel yer yani burası. Arkadaşlar bu plaj dünyanın en iyi plajı seçilen bir plaj. Mesela şu mandalin. Mandalin dediğimiz. Güzel. Bizim mandalinimiz. Kapat. Abi. Şimdi plaja doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada plaja tesis arasında 150 metre var. Çünkü burası bir koruma alanında. Kesinlikle deniz kıyısına plaja herhangi bir yapı, bina yapılamıyor. Şöyle kendiniz çek. Evet arkadaşlar. Şimdi sahili çekiyorum size. Dünyaca meşhur Çıralı. Olimpos sahili. Buradan başlıyor. Böyle. 3200 metre bir kumsal. Dağlarda bitiyor. Deniz çok berrak. Kum çakıl karışık. Sahile kadar bayağı bir kum. Yani Antalya yerinde biraz kum plaj bulmak zordur.
suyun ne kadar berrak olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar çok suyun sağ, mükemmel. Bu da Tunus'un arkasındaki manzara. Şimdi pansiyonumuza gidebiliriz. Evet, İsteğe bağlı köy yumurtasından kızarmış yumurta da geldi. Kahvaltımız, çayımız, her şeyimiz hazır. Ekmeğimiz. Yumurta buranın tavuklarından organik. Şimdi arkadaşlar size Ramazan Usta'nın tanışma hikayemi anlatayım. Telefonda bakıyorum, bilgisayarda. Antalya'da nerede kalayım? Deniz pansiyonunda bir yer gördüm, Çıralı. Çok metin duymuşum daha önce. Aradım, karşıma Ramazan Usta çıktı. Hiç tanımıyorum. Buna rağmen tam 56 dakika konuştuk. Kanımız kaydı birbirimize. 56 dakika konuştuk. İlla dedim Antalya'ya gelirsem sana söz uğrayacağım. Ve geldim, uğradım. Arkadaşlar burada hakikaten rahat, aile ortamı. Sıcakkanlı insanlar. Zaten Ramazan Usta'mız yürük. Tam böyle orijinal Türk yani. Sıcakkanlı insanı. Burada hiç yabancı yok arkadaşlar. Bütün burada işletmelerde herkes, annesi, halası, teyzesi, gelini, kardeşleri. Çıralı öyle bir yer değil mi Usta? Aynen, aile işletmesi genelde. Tamam, burası aile işletmesi ve kesinlikle buraya artık bir çivi çakılmıyor arkadaşlar. Dağların arası, koyun arası saklı kalmış, gizli kalmış bir cennet. İnşallah bozulmaz. Doğa turizmi. Doğa turizmi, tamam bak. İşte böyle geldiğiniz vakit deniz pansiyonu, Ramazan olsa nasıl hiç tanımadığı insanla bir saat konuşmuş, böyle sıcakkanlı insanlar. Allah razı olsun. Böyle, gürültü yok, ses yok, rahatsızlık verecek insanlar yok. Çok rahat yani, ailenizle gelip rahat rahat, hiç rahatsız olmadan bir tatil yapabilirsiniz. Geldiğiniz vakit YouTube'dan seyrettim, Ramazan olsa değil, size oturur, size çay içer, muhabbet eder. Mutlaka. Aynı zamanda usta yeticili aşçı olduğunda. Unuttum. Eski 5 yıldız otelleri aşçısı Ramazan Usta. Yemek konusunda zaten muhabbetimiz yemek konusundan geldi. Çok güzel. Akşam yemeği müthiş bir köfte ve müthiş bir tavuk yedik. Hele bir de değişik bir kuru fasulye yapın. Gelip tatmanızı öneririm. Yani ben şöyle bir kuru fasulye görmedim. Salatalar mükemmel zaten. Yaptığı salata acayip değişik bir şey yani. Mutlaka tatmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ama maalesef bizim yolculuğumuz burada sona eriyor. İnşallah ileriki videolarda görüşürüz.